Evet, kar yağışı iyice artmaya başladı. Zemin beyazlıyor yavaş yavaş. Yani bu şekilde yağması demek karın belki de maçın tehirine kadar gidebilir. Bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Şu anda zemini de görüyorsunuz. Bembeyaz. Yavaş yavaş beyazlıyor çünkü çok şiddetli yağıyor kar. Yani böyle biraz tipi gibi fırtınayla birlikte yağıyor. Bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Evet, her iki takım da gördüğünüz üzere ısınıyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam geçen haftaya göre yine ilk 11'de bir değişiklik yaptı. Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Atabey Çiçek, Ramazan Çevik, Recep Burak Yılmaz, Muhsin Yıldırım, Gökhan Alsan, Burak Çalık, Ferhat Çulcuoğlu, Veli Çetin ve İbrahim Halil Çolak ilk 11'de. Yani geçen haftaya göre Bahattin yok, Atabey var, Gökhan Meral yok, yerine Ramazan Çevik var. İki değişiklikle Ertuğrul Hoca Afşet Afyonspor maçına başlayacak. Bakalım bu değişiklikler nasıl yansıyacak takıma. Gördüğünüz üzere zemin güzel. Sağda herhangi bir kar birikintisi veya kar yok. Dün geceden bu yana çalışan ekipler karı temizlediler zemindeki. Ancak tabii soğuk hava maalesef tribünlere etkiledi. Her ne kadar bugün için 14.000 bile satılmış dense de şu ana kadar o kalabalığı göremiyoruz sahada. Bakalım nasıl olacak tribünler. Bu arada bir yandan da kar yağışı devam ediyor. Onu da hatırlatmak isterim. Maçın başlamasına da 45 dakika kadar bir süre kaldı. Evet, Samsun 19 Mayıs Stadyumunda zorlu karşılaşma başladı. Yılpor Samsun Spor, Afşet Afyon Sporu konuk ediyor. Tribünlerde yaklaşık 10.000 civarında bir taraftar var. Zemin oldukça güzel. Kar yağışı vardı ama şu anda güneş açtı. Hibrit çimin de güzelliği ortaya çıkmaya başladı diyebiliriz. İnşallah takımımız bu maçtan galibiyetle ayrılacak. Dakika 7, Afşet Afyonspor kritik bir noktadan duran top kazandı. Orta geliyor ceza sahamıza doğru. Seken top, kalemizde tehlike. Çok büyük bir tehlikeye atlatıyor kalemiz. Dakika 7. İlginç bir gol oluyor. Samsun 19 Mayıs Stadyumunda. Gökhan Alsan da bir sakatlık geçiriyor şu anda. Yılpor Samsun Spor 1-0 öne geçti ama sevinçten ziyade şu anda Gökhan Alsan'ın durumunu düşünüyoruz. Savunmada çok büyük bir hata. Şu anda kalktı ayağa Gökhan Alsan. Evet, rahatlıyoruz. Savunmada çok büyük bir hata geldi. Gökhan Alsan dokundu. Kaleciyle geçti. Top Atabey Çiçek boş kaleye gönderdi. Yılpor Samsun Spor maçın 9. dakikasında bulduğu golle 1-0 öne geçiyor değerli izleyenler. Bir şut geldi, dakika 13. Nurullah kornere bırakıyor topu. Afşet Afyonspor golden sonra beraberlik için sınırlarını zorlamaya başladı. Bu dakikalar aslında iyi bizim adımıza çünkü Afşet Afyonspor savunmasında ciddi pozisyonlar bulabiliriz. Şimdi korner kullanacak konuk ekip. Ceza sahası içerisi oldukça kalabalık. Orta geliyor Nurullah, çok rahat ama elinden kaçırdı, uzaklaştırıyoruz. Yine kalemizde sıkıntı yaşadığımız bir an, Nurullah'ın ellerinde eriyor top. Bulduğumuz golden sonra baskı yemeye başladık. Bir an önce toparlanmamız lazım. Evet, dakika 25. Samsun 19 Mayıs Stadyumunda kar yağışı yeniden başladı.
Bir yanda güneş, bir yanda kar yağışı. İlginç bir hava var Samsun'da bugün. Tabii şu anda çok şiddetli bir yağış yok. Bir sıkıntı oluşacak gibi durmuyor. Taraftar da coştukça coşuyor. Dakika 26. Yılport Samsun Spor 1, Afşat Afyon Spor 0. Dakika 35. Orta geliyor ceza sahasına doğru. Arka direk Atabey bomboş. Bir şut, savunma. Savunma çıkarıyor. İkinci gole çok yaklaştık. Atağımız devam edecek. Şimdi Ramazan Çevik aldı. Baktı içeriye ortası. Burak karşıladı. Aman dikkat diyelim şimdi. Aman dikkat diyelim. İyi döndük ama geriye. Bravo çocuklar. İyi döndük geriye. Muhsin bıraktı şimdi İbrahim Halil Çolak. Atabey yerde kalıyor. Fuat Ünlü 3 aldı. Samsun'da artık son 5 dakika. Yılport Samsun Spor'un 1-0 üstünlüğü var. Atabey Çiçek'in 9. dakikadaki golüyle. Tabi golün dışında çok ciddi bir hatamız da yok. Özette de gördüğünüz üzere. Burak Çalık biraz yavaş kaldı. Hızlı düşünebilse tehlikeli olabilirdik. Hatamı sürecek şimdi Ramazan Çevik. Baktı içeriye, yaptı ortasına, iyi bir noktaya. Gökhan Alsan çevirdi. Çok estetik bir şekilde ama kimse takip etmedi o topu. Burak Çalık 45 artı 1. 1 dakika uzadı zaten karşılaşma. Şimdi Ferhat Çulcuoğlu. Yanında Ramazan Çevik. Yeniden Burak Çalık. Muhsin tek top. Halil bıraktı Atabey. İyi paslaştık o bölgede. Şimdi Burak Çalık. Bir şut kalecide kalıyor. Dar açıdan zoru denedi Burak. Kalecinin ellerinde eridi bu top. Evet, Samsun 19 Mayıs Stadyumunda ikinci yarı başladı. İlk 45 dakika Yılport Samsun Spor 1-0 önde bitirmişti. Bakalım ikinci yarıda skor ne olacak? Samsun'da 55. dakikayı da bitirdik. 1-0'lık üstünlüğümüz var. Etkili bir atak olabilirdi ama olmuyor. İkinci yarıya daha dengeli başladık. Şimdi etkili olabileceğimiz bir atak. Burak Çalık, Caner'in bindirmesi var. Onun koşuyorunda Caner orta arka bölgeye doğru, hiç kimse yok orada. Halil takip ediyor. Şimdi topu tuttu oyun alanında. Baktı içeriye, ortası. Burak Çalık yükselemiyor ve out. Dakika 60. Karşılaşmada 1 saati geride bırakıyoruz. 1-0 öndeyiz. Şimdi Muhsin vuruyor. Savunmadan sekti. Son anda kaleci Anıl kornere bırakıyor topu. Bu dakikalarda baskımız iyice arttı. İkinci golü arıyoruz. İyice rahatlamak istiyoruz. Bir oyuncu değişikliği olacak. Az önce Ramazan Çevik çıktı sakatlanarak. Yerine Gökhan Meral girdi. Girdiği gibi de sarı kart gördü ve Manisa maçı öncesi Gökhan Meral cezalı duruma düştü. Şimdi de Burak Çalık kenara geliyor onun yerine. 16 gollü oyuncumuz Bahattin Köse. Muhsin de korneri kullanacağız. Bir gol ne güzel olur. Dakika 61. Karşılaşmanın hakemi işaretini verdi. Muhsin'den orta, savunma karşılıyor. Dakika 71. Etkili geldi Afyon. Bomboş arka bölümde inanılmaz bir gol kaçırdılar ama derin bir nefes aldık. Yani bir an önce 2'yi bulup rahatlamamız gerekiyor çünkü az önce izlediğiniz gibi ani gelişen Afyon atakları tehlikeli olmaya başladı. Avuta giden bir şut daha Afşat Afyonspor'dan. Son 9 dakika artık. Müsabakada 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Kötü bir yerde top kaybettik. Burak'tan sekiyor. Bir şut, Nurullah'ın kucağında eridi top. Etkili geldi Afşat Afyonspor. Nazmi iyi bir şut çıkardı ama Nurullah'ın
Kucağına üzerine giden bir top oldu. Evet, 84. dakika bitmek üzere. Artık son 5 dakikaya giriyoruz yavaş yavaş. 1-0'lık üstünlüğümüz var. İkinci gol için pozisyonlarımız da vardı. Kalemizde de sıkıntılar yaşadığımız anlar oldu ama skor şu anda 1-0. Dakika 87, Guido Koçar kullanacak korneri. O da az önce Halil'in yerine oyuna girmişti. Orta ön direğe Gökhan Alsan vuruyor kafayı ama avuta çıktı. Yerden bir pas Gökhan Alsan vurdu savunmadan ve ikinci hamle de geliyor. Kornere gitti. İkinci gole çok yaklaştık. Dakika 89. Bir yandan kar yağışına başladı Samsun 19 Mayıs Stadyumunda. Şu anda muhteşem bir görüntü var. Taraftarlar da ikinci golü bekliyorlar. Korneri kullanmaya gidiyor Muhsin Yıldırım. ...90. dakikaya girdik artık. Bir gol ne güzel olur. Haydi Muhsin, iyi bir orta. İyi bir orta geldi. Ön direkten sekiyor ve Afyon savunması uzaklaştırdı. 90+1, tribünler coştu. Afyon bir duran top kazanmıştı Nurullah'ın. Ellerinde eridi. Muhteşem görüntüler var tribünlerde. Soğuk havaya rağmen, kar yağışına rağmen hiç durmadı Büyük Samsun Spor taraftarı. Onların da yüreğine sağlık. Şimdi Atabey Çiçek terse döndü Bahattin'e. Bahattin kurtaramıyor. İkinci gole gidiyoruz. Bahattin vuruyor ve 2 oldu Samsun 19 Mayıs Stadyumunda skor. Beklediğimiz, aradığımız, istediğimiz gol 90+2'de geldi. Bahattin köşede taraftarına koşuyor. Şu anda muhteşem görüntüler var orada. Samsun 19 Mayıs Stadyumu yıkılıyor. Yılport Samsun Spor 2, Avşet Afyon Spor 0. Samsun 19 Mayıs Stadyumunda karşılaşma bitiyor. Yılport Samsun Spor Avşet Afyon Spor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen YouTube TV Kaya kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz de yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Yılport Samsun Spor bu galibiyetle 22. haftayı da lider olarak geçti. Önümüzdeki hafta oynanacak Manisa maçı iyice önem kazanmaya başladı. Herkese Samsun'dan mutlu günler.